Merhabalar. Bugün size Biga'da yakın zamanlarda yayınlanmış bir albüm kitaptan söz etmek istiyorum. Albüm kitap diye ikisini bir arada kullanıyorum. Çünkü hem bir kitap niteliği var, bilgiler içeriyor. Ama aynı zamanda da bol fotoğrafla desteklenmiş bir kitap olduğu için albüm niteliği de var. Bu albüm kitabın hazırlayıcısı, yazarı Alaaddin Akçal. Alaaddin Akçal Bigalı. Kendisini sosyal medyada Biga Köy Haberleri ile tanımıştık. Biga köylerinden verdiği, paylaştığı haberlerle tanımıştık bu arkadaşımızı. Alaaddin Akçal Biga'da çok farklı, değişik çalışmalara da imza atmış, öncülük etmiş ya da içinde bulunmuş. Bir kısmını duymuştum ama önemli bir bölümünü ben bilmiyordum gerçekten. Sizlerle de paylaşmak isterim. Çok ilginç çalışmalar yapmış. Örneğin bazı yerel müzisyenlerin müzik kasetlerini hazırlamış. Örneğin diyor ki Pişinava İbrahim Yılmaz ve Mahmut Gökgöz'ün müzik kasetinin hazırlanması. Örneğin köyden ve çevre köylerden web sitesiyle günlük haber akışına başlanması. Biga'da Askıda Kitap Projesi'nin başlatılması. 2011 yılında yapmış örneğin bunu. Biga ve çevresinde atık yağ toplama kampanyası yapılmamışken temiz bir aşağı demirci çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak için atık yağları topluyoruz projesi kapsamında atık yağ toplaması yapmışlar 2012'de. Alaaddin Akçal 1973 Biga doğumlu. Özgeçmişini kitabında kendisi şu cümlelerle yazmış. Çanakkale Biga aşağı demirci köyünde doğdu. Eğitimini sırasıyla Aşağı Demirci Köy İlkokulu, Biga Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Yaşamına farklılık katacak olan ilk fotoğraf makinesiyle 1992 yılında tanıştıktan sonra insanlar, doğa, yaşamdan çektiği ve çevresinden topladığı tarihe tanıklık eden eski fotoğraflarla birlikte oluşturduğu sayısı 100 binin üzerinde fotoğraf arşivini oluşturdu. İlk kişisel sergisini 1996 yılında Biga'da sergi salonu bulamaması sebebiyle Aşağı Demirci Köyü'nde oluşturduğu örnek sergi ortamıyla açtı. 1997'de ilk köy gazetesini, 2003'te de köy dergisini çıkardı. 1997'de Biga Doğuş gazetesine çalışmaya başlamasıyla ilk gazetecilik mesleğine adımını attı. Daha sonra gazetecilik mesleğini yapmasa da 2001 yılında kurduğu web sitesi ve sonrakileriyle çevresine, köylere ve Bigalılara memleketlerinden haberler vermeye devam etti ve devam etmektedir. Savaştepe köyünden Cucuko Seçil Elmas Akçal ile evli, Ridade isminde bir kız ve Nart isminde bir erkek iki çocuğu vardır. Alaaddin Akçal gerçekten de çok çalışkan bir arkadaşımız. Basın, fotoğraf ve sosyal medya alanında çok yoğun çalışmaları var. Bu kitapta belki de bütün bu çalışmaların küçük bir bölümünü oluşturan bir ürün. Kitabın adı 500 Fotoğrafla Biga Çerkes Köyleri. Biga'da kurulu olan Çerkes köylerini tek tek dolaşmış, taramış, fotoğraflamış ve o köyün tarihi hakkında bilgileri de yazarak bol fotoğraflarla kitabı oluşturmuş. Biga'nın Çerkes köyleri hangileri? Hepsini de bu kitapta tek tek öğreniyoruz. İşte Aşağı Demirci Köyü var, Bahçeli Köyü var, Bakacak, Cihadiye, Dereköy, Emir Orman, Hacıköy, İdris Koru, Kahvetepe, Osmaniye, Savaştepe, Tokatkırı. Tabii bu köylerin bu adları resmi adlar. Bir de kendi aralarında ya da Bigalıların arasında, halk arasında daha eski, daha tarihsel adlarıyla da bu köyler anılıyorlar. Alaaddin Akçal çok iyi bir yöntemle bu adları da kullanmış. Çünkü tarihsel adları da unutmamak gerekir. Az önce de söylediğim gibi kitapta köyün tarihinden söz ederek bol bol fotoğraflarla anlatmış. Camiler, çeşmeler, köy insanları, okullar, köylerin panoramik görüntüleri
bol fotoğraflarla bu albüm kitapta yerini almış. En azından bu kitap 2021 yılında yayınlandığı yılda bu köylerin panoramik görüntüsünü vermesiyle bile tarihsel bir nitelik taşıyor. Yıllar sonra, 50 yıl sonra dönüp bu kitaba birileri baktığında 50 yıl önce Biga'nın köyleri nasıldı? Bu soruya da çok değerli ve verimli bir yanıt bulmuş olacak. Evet, köyleri tarihsel bilgileri, bugünkü bilgileri ve fotoğraflarıyla anlatmıştır, anlatıyor demiştik. İşte buna bir örnek verelim. Aşağı Demirci köyü. Tabii Çerkezce adlarını da vermiş. Ben bunların telaffuzunu ne yazık ki bilemiyorum. Bu nedenle de yanlış telaffuz yapmamak için seslendirmiyorum ama kitabı incelediğinizde bütün bu adları görebileceksiniz. İşte Aşağı Demirci köyünün ne zaman kurulduğunu, nereden gelenler tarafından kurulduğunu, ilk adının ne olduğunu, daha sonra hangi adı aldığını anlatmış ve panoramik görüntüler arkasından köy camisi, tarihi minareyi ve o minarenin kitabesini, köyün çeşmelerini, çeşmelerdeki kitabeleri, ardından da köyün okuluna ait fotoğraflar ve öğrencilere ait fotoğraflar. Daha sonra da Aşağı Demirci köylülerinin değişik yıllardaki fotoğrafları, spor takımları, gençler hepsi bir arada verilmiş. Diğer köylerde aynı özellikler taşıyan fotoğraflarla tanıtılmış. Alaaddin Akçal arkadaşımızı bu çalışmasıyla ilgili kutlamak isterim. Önümüzdeki yıllarda kendisinden Biga köyleriyle ilgili başka çalışmalar beklediğimizi de belirtmek isterim.